Bu sadece bir örnek. Aklıma verdi şimdi. Arkadaşlar son dakika verelim. Biraz evvel İçişleri Bakanı'ndan bahsetmiştik. Ali Yerlikaya. Olan ile devam ediyor maşallah. Tekirdağ merkezi ve 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonları kapsamında bulutlar çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahıs yakalandı. Bakın Belki de bir ülkenin suç örgütlerinden kurtuluş mücadelesi. Şimdi Fırıncı kardeşim Nazmi'ye yazdı bu arada. Dedi ki videoyu yayınladın diyor, teşekkür ederim diyor. Ben de ona yazdım. Dedim ki, bir dakika şöyle bir bakayım da başım bela girmeyecekse sizlere okumak istiyorum. Heh, bakın. Şimdi bunu aktarayım size. Biraz evvel sesini duydunuz. Nazmi. Güzel yürekli bir milliyetçi kardeşim. Karadeniz'den gelmiş. İstanbul'da yaşıyor uzun yıllardır. Bir kızı okuyor. Oğlu 2, 1, 2, 3. Bildiğim kadarıyla 3 evladı var. Allah'ım başlasın. Şimdi yıllar yılı Erdoğan'a AK Parti oy vermiş bir isim. En son videolarını görmüştüm. Böyle el ele tutuşuyorlar. Erdoğan arabada. Reisim diyor. Reisim. Hep sana oy verdim. Sana oy. Hakikaten de öyle birisi. Ama şimdi bakın sizlere göstereceğim. İznini aldığım için bakın. Bakın. Ben de dedim ki o teşekkür edince ama diyorlar ki dedim bir büyüğüm ve editörüm de söyledi. Bir daha AK Parti oy verir diyorlar. O da diyor ki vallahi vermem. Bu saatten sonra emekliye yapılan kıyak o için olur. Bakın, haktır verelim demezler onun için. Yemezler artık. Ben çok çalıştım. Sadece adalet istedim. Memura milletvekiline var. Emekliye yok. Yok öyle diyor. TikTok'ları falan var onun biliyor musun? TikTok'ları falan da koyuyor böyle düşüncelerini. Gerçek bir vatandaş fikri. Gerçek bir vatandaş düşünce. Hatta Şefik de sabah söyleyince ikisini dedim birleştireyim yorumlarda. Bu yolun sonu. Söyleyin bana. Bu yolun sonu nereye? Diyelim ve manşetlere devam edelim. Bir gün gazetesi, ha bakın bu da çok önemli bir manşet. Timur Soykan, çok önemli bir iddiayı kaleme almış. Bakalım bugün hangi açıklamalar gelecek, gürültü nereden kopacak? Timur Soykan imzalı bir günden bir manşet. Başsavcının rüşvet şikayeti çürüyoruz. Adaletin çarkı rüşvette döndü. Benim bu sabah gazetelere baktığımda gördüğüm kadarıyla günün, gün içinde en çok konuşulacak, en çok tartışılacak, en çok açıklama yapılacak haberi budur. Yazısı budur. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Hakimler Savcılar Kurulu'na bir yazı gönderiyor. O yazıda örnekler veriyor. Ben o örnekleri tek tek burada ifade etmek istemiyorum şu anda. Ama o yazılarda rüşvet çarkını anlatıyor Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar. Başsavcı yazısında uyuşturucu kaçakçılarının, bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğini gösterdi. İşte bugün buradan birtakım açıklamaların çıkması gerekir. Adı geçen savcıların, hakimlerin mal varlıklarının araştırılması gerekir. Timur Soykan'ın bugünkü yazısını hemen şöyle yazdık ve bundan sonraki süreç için takip listemize aldık diyorum. Bu arada efendim Osman Kavala cezaevinde ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar, gördüğü dosyalar var. Avrupa Birliği'nde bu tartışılıyor. Efendime söyleyeyim 3 gün önceydi. Profesör Doktor Ayşe Buğra hoca Avrupa'ya gitmişti ve eşi adına verilen bir ödülü de almıştı Avrupa Parlamentosu'nda. Hatırlıyor musunuz onları? Evet. Şimdiki haberimiz Osman Kavala'ya ilişkin. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıktı. Karar Osman Kavala'nın tutukluluğu nedeniyle alındı. Kavala Ocak 2024'e kadar bırakılmazsa Türkiye delegasyonu o hakkını yitirecek. İş insanı Osman Kavala gezi davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Yaklaşık 6 yıldır hapiste Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2019'da Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönünde karar vermişti. Kavala buna rağmen hapiste tutuluyor. Cezası son olarak Yargıtay tarafından 28 Eylül 2023'te onanmıştı. Avrupa Konsey Parlamenterler Meclisi Kavala'yı Perşembe günkü toplantının acil gündemi olarak belirledi. Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını öngören karar 3 2 çoğunlukla kabul edildi. Oturumda 62 üye oy kullandı. 44'ü karar evet derken 18 üye hayır dedi. Kavala'nın derhal serbest bırakılması için Türk makamlarıyla en üst düzeyde ilişki kurulacak. Yaptırım uygulanmak üzere Magnitski mevzuatı veya diğer yasalar açılır uygulamaya sokulacak karar da Avrupa Birliği'ne de çağrı yapıldı. Türkiye'ye mali destek belirlenirken bu durumun dikkate alınması istendi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Kavala'nın 1 Ocak 2024 tarihine kadar cezaevinden tahliye edilmesini istedi. Kararın uygulanmaması durumunda 2024 yılının ilk oturumunda Türk delegasyonunun yeterlilik belgelerine itiraz edilecek. Yani Türkiye delegasyonu oy hakkını yitirecek. Şimdi efendim o arada bu bir gündeki haberle ilgili önemli bir isimden bu konuları iyi takip ettiğini bildiğim bir isimden bir telefon geldi. Ama kendisini bir kere daha arayacağım. O bir gündeki Timur Soykan'ın çok önemli haberiyle ilgili. Elimde gazeteler var. Bu sabah sıra dışı sabahlardan bir tanesi. Çünkü tarihi bir dönemden geçiyoruz efendim. Bizim her sabah yaptığımız bu buluşmalarda günün hakkını vermemiz gerekiyor ya. Ama sabah sizlere günaydın derken, bugün Ankara'mızın başkent oluşunun yıl dönümü derken, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerken bir taraftan da şunu eklemiştim. Bu sabah kalbimizin bütün sinir uçlarına dokunacağız. Hayatta bir insana dair kalbe ilişkin hangi duygu varsa bugün yaşayacağız. Üzüleceğiz, insanlığımızdan utanacağız Gazze'de diyeceğiz demiştim. Sonra ekledim. Milli takımla birlikte Hırvatistan'a gidip maç oynayacağız. Takım ruhunu, milli ruhu sergileyeceğiz ve kazanacağız demiştim. Onun dışında voleybolculara gideceğiz demiştim. Onun dışında hayatın bütün duygularına bakacağız demiştim. Şimdi de dün akşamki maça gideceğim. Yiğit Can İlastan geldi. Yiğit günaydın. 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 Ve buraya da güvenden rica ediyorum. Spor gazetelerinden birini rica edeceğim. Bunun haberi gelecek ama şöyle bir özet yapmak istiyorum önce günü. Bakın Milli Takımı konuşacağım. İzlediniz mi maçı efendim? Ya ne güzel oynadılar ama. Ha yiğit. Gayet iyi oynadılar. Özlemişiz. özlemişiz. Sırasıklam olan o formayı, Mücadeleci ruhu, Top taça çıkarken bile futbolcuların yürümesini değil o top o, o top almak için koşan oyuncuları özlemişiz. Sonra. Hırvatistan'ın nadir ataklarından bir tanesinde üst üste kalemize doğru geldi. Bizim oyuncular onu kurtarınca birbirlerini alkışladılar, kutladılar. Evet. Takım ruhu. Takım ruhu birbirlerinin hatasını kapatan da bir milli takım vardı. Ee, onun için şey diyorum. Merhaba Montella. Ha. Merhaba 2002 ruhu, 2008 ruhu. Bekle bizi Gerçekten Almanya. Gerçekten çok güzel oynadı. Şimdi Yiğitle maçtan notlar. Bu arada İsmail ha maçın adamı İsmail miydi? Atapot gibiydi. Resmen Modric'i de delirtti. Nefes aldırmadı. Ya delirtti. Çok iyi oynadı İsmail Yüksek. Şimdi güvenimden bu konuda hazırladığımız haberi hazırla... hazır mı? Şunları bir özet yapacağım. Bakın bu sabahki sabah buluşmamızda neler var başka? Şöyle bir özet yapayım. İçişleri Bakanı'nın müthiş bir temposu ve özellikle suç örgütlerine yönelik harekatları organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar. Gündem maddelerinden birisi bu. Bir diğeri İki gündür çok üzülmüştük. Üzüntümüz sonsuz. Çok iyi bir yurttaştı. Bir doktor Ergün Demir üzerinden Beyazıt İlhan da yazmış. Nazım'ın ölümsüz dizeleriyle Doktor Ergün Demir'i uğurluyoruz. Biraz evvel Erdoğan haklıydı ama eksik bırakmıştı. Ey Batı dedi Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Ey nasıl demişti? Ey Amerika mı demişti ya? Bay Amerika mı demişti? Bay Amerika. Ey Amerika, ey Bay Amerika dedi. Haklıydı. Ama eksikti. Ey Araplar, o zengin Arap ülkeleri. Bak Cemil Çiçek de söylüyor. Saygı Öztürk'e, Saygı abiye konuşmuş. İsrail için 9 kez düşürüp bir adım atmalıyız diyor Cemil Çiçek. Bu devletin en kritik makamlarında görev yapmış, meclis başkanlığı görevinde bulunmuş, Adalet Bakanlığı yapmış bir isim. Araplara neden gıkı çıkmıyor diye soruyor efendim. Dün akşama gidiyoruz Hırvatistan'dayız. Özlenen takım ruhu, sıktan bir forma, milli takım Hırvatistan deplasmanından 3 puanı cebine koydu, Hırvatistan'dan lider döndü, amililer Euro 2024 kapısını araladı. Milli takımın yeni hocasıyla ilk sınavı Hırvatistan'a karşıydı. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası yolunda kilit bir maçtı. Milli takım ilk yarıda Barış Alper'in golüyle öne geçti. Sağda hem ofansif hem defansif mücadele eden bir takım görüntüsü vardı. Rakip takımı kenarlara hapsetti milli takım. Tek golle 3 puan aldı. D grubunda Türkiye 13 puana yükselerek liderliğe yükseldi. Bir maç eksi Kırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı. Milli takımın pazar günü rakibi Konya'da grup sonuncusu Letonya. Milli takım Letonya'yı yenmesi halinde adını Euro 2024'de yazdıracak. Montella tüm oyuncuların yüksek seviyede performans gösterdiğini belirtti. Maçın başından sonuna kadar e, ruhlarını tabiri caizse. Sağda bıraktı, bırakan bir futbolcu grubumuz var. Geldiğimiz e, toplandığımız günden itibaren üç gündür hem zihinsel hem de fiziksel bir çalışma yaptık. E, taktik